hep yüksek sesli müzik dinler. Daha yemeğin tadına bakmadan tuz attın. Türkler hep bir gergin. Bırak ya, taksicilerin hiçbirine güven olmaz. Zenciler çok pis. Hı <laughs> Evet. Bunlar bizim cümlelerimiz. Bir iki tecrübeden hemen genel geçer bir hüküm çıkarttığımız yargılar. Bir elma yersiniz. Ekşi, sulu, kokulu ve tatlı gibi elma hakkında birçok düşünceye sahip olursunuz. Fakat her elma aynı değildir. Birçok insan birbirine elma muamelesi yapar ve yargılar oluşmadan ön yargılar oluşur. İnsan doğasının en kötü ve inatçı özelliklerinden biri farklı olana karşı nefret hissetme kapasitesinin olmasıdır. Enapbele ile yürüttüğümüz Sınır Etkisi programından sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader. Enapbele Podcast. Çok kızıyorlar. Niye geldiler? Niye vatanların? Niye savaşmıyorlar diye. E, savaşa inanmıyorsa, savaşan ve savaşın karşısındaki kişiler gibi düşünmüyorsa, o zaman ne için savaşacak? Lokmamızı bölüşmek zorunda kalıyoruz. diye. Dilini, kültürünü, aileni, arkadaşlarını, alışkanlıklarını, her şeyi sıfırdan başlıyor yargı ve ayrımcılık hiç kuşku yoktur ki insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan ikisi. Evet, bir grup insanın, başka bir grup insandan o grubu içindeki çocukları ve bebekleri işkenceden geçirip öldürecek derecede nefret ettiğinde önümüzde çok ciddi bir sorun var demektir. Önyargı ve ayrımcılık, toplumsal barış, emniyet ve huzurlu bir yaşam açısından büyük bir engel teşkil ettiği için, Bunların sebep ve sonuçlarını anlamak, insanlığı bekleyen en önemli ve en öncelikli işlerden birini teşkil eder. Bugün insanları aya götürebilir, canlıların genetiğini değiştirebilir, organ nakli yapabilir, internet yoluyla dünyanın en ücra köşelerine bile ulaşmak suretiyle herkese görüşebilir, hatta ölüme bile geçici bir hayat rengi verebiliyoruz. Ama şöyle bir çevremize baktığımızda, Almanların Yahudileri, İsrail'in Filistin'i, Sırpların boşnakları, Hindu rahiplerin, Myanmarlı Müslümanları, Suriye'nin kendi insanlarını, Afrika'daki komşu kabilelerin palalarla birbirini katletmesini önleyemediğimizi dehşet ve ibretle izlemekteyiz. Ön yargının en korkunç yönlerinden biri, insanlar insandan aşağı bir yaratık olarak görülmeye başladığında onlara yönelecek düşmanlık bir böceği ezmekten farklı olmayacak. Toplumlarda ön yargı ve ırkçılık hiç hoş olmayan ve insanlığa yakışmayan bir davranış olarak görülüyor. Ama neredeyse hepimiz şu ya da bu biçimde ön yargılarla iç içe bulunuyoruz. Aslında bu bahsettiğimiz konuda toplumda eğer birisine ırkçı derseniz bu söyleminiz hakaret olarak algılanır. Yobaz gibi. İnsanlar şunu anlamıyor. Biz her an herhangi bir ırkçı ya da ön yargı besleyen söylemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Ama aynı zamanda Farkında olmadan kendimizi aynı şeyi yaparken de bulabiliriz. İşte paradoks burada. Önyargı toplumsal olarak hoş görülmese de toplumsal hayatın her yerine sızmış. Hemen hemen her bölümde sosyal kimlik kuramına azıcık da olsa değiniyoruz. Bu kuramda grup olarak davranılan hareketlere özgü bazı özellikler var. Biz, onlar, iç grup, dış grup bu özellikleri anlatmayacağım şimdi. Bu oluşturulan gruplar kendi içlerinde grup düşmanlıklarını oluşturuyor. Kalıp yargı, ön yargı, ayrımcılık gibi davranışlar doğuyor. Kalıp yargı nasıl oluyor peki? Birkaç saniyeline gözlerinizi kapatın ve şu insanların görünüşleri ve özellikleriyle ilgili hayal kurun. Bir şirkette CEO olan adam, bir çoban, bir taksici, bir mimar, bir öğretmen, çingene, mülteci… Büyük ihtimalle bu insanları hayal ettikten sonra tarif etmek sizin için çok zor olmayacak. Şu an herhangi birinize bana bir çingeneyi tarif edin dersem çok da zorlanmayacağınıza eminim. Çünkü kafanızda bu insanlara ve daha pek çoklarına ait imgelerle ya da daha teknik bir ifadeyle kalıp yargılarla dolaşıyoruz. Bu kalıp yargı terimi kafamızdaki imajlara işaret ediyor. Aslında ön yargıyı da muhafaza eden bir çerçeve gibi de düşünebilirsiniz. Bir grubun üyeleri hakkında sadece o grubun üyeleri olmaları nedeniyle sahip olunan bir dizi inanç ve beklenti yani. Bizim insanların ağzında olan en basit örneği vereyim. Üniversite mezunu her şeyi bilir. Bu örnek mesela. Ya da dersleri başarısız olan biri hiçbir iş sahibi olamayacağı inancı veya erkek dediğin, kadın dediğin gibi başlayan cümleler gibi birçok örnek verebiliriz. Bu kalıp yargılar çok küçük yaşta ediniliyor ve çoğunlukla da çocuk yaşlarımızda grup hakkında hiçbir şey bilmeden önce onun hakkındaki kalıp yargıları duyuyoruz ve öğreniyoruz. İşte bu yüzden gruplar arasında sosyal gerilim ya da çatışmalar ortaya çıktığı zaman kalıp yargılar daha fazla dile getirilmeye başlanıyor ve daha düşmanca bir nitelik kazanıyor. E tabi bundan sonra da kalıp yargıları değiştirmek çok daha zor oluyor. Ön yargıda zaten buna benzeyen bir şey. İnsanın bilmediği, tanımadığı kişi ya da grup veya toplum da diyebilirsiniz buna. Bu nesne veya kişilere karşı takındığı durum veya davranışlar gibi düşünün. Biz insan olarak bilmediklerimize karşı her zaman böyle tedirgin yaklaşırız ve o bilmediğimize karşı bir alışkanlık sürecimiz de hep bir zor olur. Bu yüzden de insanlar tanıdıkları insanlarla ya da bildikleri şeylerle yetinmeye çalışırlar. Hayatında farklılık istemezler. Çünkü her yenilik hayatımızda bir farklılık ve uyum sürecini de beraberinde getirir. E bir yandan da insanlar herhangi bir şey hakkında hemen fikir sahibi olmak istiyorlar. Bu yüzden de çevreden bilgi edinmeye çalışıyorlar. Asıl bilgi kaynağıyla ile iletişim kurmuyorlar ve çoğu zaman da bu yüzden yanlış bilgi edinerek ön yargıya sahip oluyorlar. Mesela çokça bahsettiğimiz göç meselesinin çok büyük bir ön yargı problemi var. Bu göç kelimesi veya mülteci kelimesi özellikle İngilizce'de çok yıpranmış bir kelime anlamı var. İngilizce dili konuşulan ülkelerde 3 aşağı 5 yukarı birine küfür etmek istiyorsanız eğer kabaca göçmen diye hitap edebilirsiniz. Göç ve göçmen kelimeleri işte bu düzeyde negatif bir anlam kazanmış. Hatta geçtiğimiz zamanlarda İngiltere'ye girmeye çalışan 1500-2000 kadar göçmenle ilgili İngiltere Başbakanı swarm kelimesini kullandı. Bu bizim hani kötü böcekler için böcek sardı diyoruz ya, işte swarm kelimesinin anlamı da bu. Kısaca göç ve göçmenlik ön ile tamamıyla yüz yüze. Şimdi bahsettiğim İngiltere'deki olay, e, bu sadece İngiltere'de mi? Tabii ki hayır. Dönün bir Türkiye'ye bakın. Türkiye'ye baktığımızda göçmen denildiğinde ne hissediyorsunuz? Bir acıma duygusu geliyor, değil mi? Ya da sinir, ya da öfke. Bunların hepsi bir arada belki, ama asla olumlu bir hissiyat veya düşünce yok. E tabi bunun birçok sebebi var. Karşılıklı. İki toplumun da üstüne düşen sorumluluklar var. E bu sorumluluklar da yerine getirilmeyince ya da ön yargılar zaten günümüzde çok e, popüler olmuş bir şey olduğu için. Ee, i̇nsanlar bunlarla birlikte kavgalara giriyorlar. Düşünmeden düşüncelerini direkt karşısındakine aktarıyorlar. Şimdi göç meselesine dönecek olursak gerçeklik şu ki kimse bulunduğu yerde bir rahatsızlığı veya kavgası yoksa göç etmek istemez. Yani bu rahatsızlık ve kavgadan bahsettiğim ne? Savaşlar, çatışmalar, ölümlerden dolayı edilen göçleri biliyoruz. İşin diğer ucunda hiçbirimizin düşünmek istemediği kendini o kefenin içine koymadı ama bir gün belki kendimizi o kefenin içinde bulabileceğimiz durumlar var. Ne mi? Ben size birkaç örnek vereyim. Mesela, öne açık, umut vadeden genç bir sanatçı olabilirsiniz ve gel gör ki öne açık olmayan, size hiçbir imkan tanımayacak olan bir taşra kasabasında doğmuşsunuz. İlhamınızı ve gelişiminizi sağlayacak ortamı burası size sağlayamıyor. Bu durumda ne yaparsınız? İstanbul'a göç edersiniz. İstanbul'da da imkanları alamayacağınızı veya bulamayacağınızı anladığınızda o zaman da daha uzağa, belki başka ülkelere göç edebilirsiniz. Aslında size göç etmenin en basit örneğini vereyim mi? Düşünün ki babanızla hiç anlaşamıyorsunuz. Sürekli kavga, sürekli bir mutsuzluk var evin içinde. Üniversite çağındasınız. Ve sırf bu sebepten başka bir şehirde üniversite okumayı tercih ediyor ve başka bir şehire gittiyseniz eğer, tebrikler göç ettiniz. Göçlerin neden olduğunu ve neden olabileceğini konuştuk. Dünyanın her yerinde, her grup ve her durum için istisnalar kaydayı bozmamak kaydıyla göç böyle oluşuyor. Dolayısıyla insanlar Almanya'da ormanlar çok yeşilmiş, İngiltere'de çimler çok güzelmiş, ücretler 5 kuruş daha fazlaymış diye göç etmiyor. Bütün mesele aslında sizin bulunduğunuz yerde sizi neyin rahatsız ettiğidir. İstanbul'da işsizseniz, evsizseniz göç ediyorsunuz. Ya da Nijerya'da aç veya işsizseniz göç ediyorsunuz. Başka ülkelerdeki futbol sahalarının güzelliği, okulların kalitesini düşünmeden önce bu geliyor. Yani bu göç hareketlerinin e, arkasında yatan birinci neden bulunduğunuz yerdeki rahatsızlığınız veya çatışma diyebiliriz buna. E zaten bu rahatsızlıklar, bu e, sebepler olmasaydı göç diye bir şey olmazdı. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Bir gruba ya da bir duruma karşı kalıp yargılarınız ya da ön yargılarınızı konuşturmadan önce yani mülteciler zengin değildir, mülteci olmak zayıflıktır, Müslümanlar yobazdır, Suriyeliler cahildir, Aleviler pistir, dövmeli insan serseridir demeden önce avucunuzu açın, ve parmaklarınıza bir bakın. Beş parmağınızın beşi de bir mi? Sınır etkisini dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Sunetix programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki düşüncelerinizi bize iletebilirsiniz.